Merhaba güzel kuzucuklarım benim. Nasılsınız? Sizleri çok özledim. Bu ayrılığımız zorunlu bir ayrılık oldu. Koronavirüsünden dolayı hepinizin de bildiği gibi koronavirüsünden dolayı tatil oldu. 2 haftadır yaklaşık evdesiniz. Bu süre biraz daha uzadı, 30 Nisan'a kadar. Ama tabii biz bu süreyi birlikte yine geçireceğiz. Sizleri çok seviyorum, çok özledim. Bugünkü dersimize Türkçeden başlayacağım. Türkçeden tahtada da gördüğünüz gibi eş anlamlı sözcükler, zıt anlamlı sözcükler, eş sesli sözcükler. Şu anda duyar gibi oluyorum. Bazı arkadaşlarınız diyor ki, "Aa biz bu konuyu çok iyi biliyoruz." Ama olsun biz yine de tekrar edelim. Bu süreliği, bu 1 aylık süreyi güzel bir şekilde değerlendirelim. Evet, ilk anlatacağım konu eş anlamlı sözcükler, yani anlamdaş sözcükler. Bu arada sizden akıllı tahtayı da kullanacağız birlikte. Evet, ilk konumuz eş anlamlı, yani anlamdaş kelimeler. Anlamdaş kelimeler, eş anlamlı kelimeler ne demekti? Şöyle bir düşünün bakalım. Evet, duyar gibi oluyorum. Çoğunuz tanımını yapabiliyorsunuz. Evet, yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler diyoruz. Eş anlamlı kelimelere evde herkes birer tane örnek versin. Aa, evet, duyar gibi oldum. Çok güzel. Aferin size. Sizleri çok seviyorum. Başarılı olduğunuzu da biliyorum. Ben de size buradan örnekler vereyim. Örneğin yemek. Yemeğin eş anlamlısı aş. Evin eş anlamlısı konut. Doğanın eş anlamlısı tabiat. Öğretmene geldik. Öğretmenin eş anlamlısı neydi? Bildiğinizi biliyorum. Buradan da yapalım. Muallim. Muallim neydi? Öğretmen demek de aynı zamanda. Evet. Doktor, doktorun eş anlamlısı hekimdi. Nehir, nehirin eş anlamlısı bildiğiniz gibi ırmak. Uçağın eş anlamlısı tayyare. Neydi tayyare? İlk öğrendiğinizde biraz gülmüştünüz. Nasıl bir şey diye, sözcük diye. Evet. Gökyüzü, gökyüzü de sema demek oluyor. Geldik sınıfa. Sınıfta bildiğiniz gibi eş anlamlısı derslik, yani bizim dershanemiz. Ayrıca aşağıdaki grupta eş anlamlı sözcükleri yazın diyor. Bakalım önerinin eş anlamı nedir? Önerinin eş anlamı teklif. İlavenin eş anlamı ek. Yapıtın eş anlamı eser, ulusun eş anlamı millet. Ben eminim ki bunların hepsini evde kendiniz de cevaplayabildiniz. Geldik önder. Önderin eş anlamlısı lider. Harp, savaş demekti biliyorsunuz. Yarar, fayda. Zaman, eş anlamlısı vakit. Evet, buraya kadar eş anlamlı sözcükleri ne yaptık? Öğrenmiş olduk. Evet çocuklar, şurada bir sözcük var, onu bir okuyayım size. Eş anlamlı kelimeler aynı cümle içinde kullanılırsa anlatım bozukluğuna neden olabilir. Şimdi ben bir cümle yazıyorum buraya. Hastalanınca doktora gittim. Hastalanınca doktora gittim. Doktorun eş anlamı neydi? Hekimdi. Biz şimdi aynı cümle içinde hem doktoru hem de hekimi kullanamayız. O zaman anlatım bozukluğu olur. Size bir örnek vereyim. Hastalanınca doktora, hekime,
gittim cümlesini kurduktan sonra cümle içinde biz hem doktora hem de hekime dedik. Peki sizce bu nasıl bir cümle oldu? Evet, anlatım bozukluğu olan bir cümle oldu. Ne yapacaktık? Cümle içinde ya doktoru ya da hekimi kullanacaktık. İkisini aynı anda kullanmayacağız. O zaman gördüğünüz gibi anlatım bozukluğuna neden olabiliriz. Evet, diğer sayfaya geçiyorum. Evet çocuklar, aşağıdaki cümlelerde diyor eş anlamlılarını bulunuz. Kelimelerin eş anlamlarını kullanarak cümleleri tekrar yazınız. Birinci cümle, sınavda iyi bir not alırsam çok mutlu olacağım. Şimdi buradan cümleye bakıyoruz. Sizce buradaki eş anlamlı sözcük hangisi? Duyamadım. Evet, aferin size. Ben de bildiğinizi düşünüyorum. Ve çıkıyor. Sınav, imtihan. İmtihandan iyi bir not alırsam çok mutlu olacağım. O zaman buradaki eş anlamlı sözcük hangisidir? Sınav sözcüğü. Geldik diğer ikinci cümlemize. Saat 21'de meydanda konser olacaktır. Buraya baktığımızda meydanın eş anlamlısı neydi çocuklar? Alan. Yani saat 21'de alanda konser olacaktır diyoruz. Geldik üçüncü cümlemize. Askerliğim bittiği gün hasret sona erdi. Sizce bu cümlede hangi sözcük eş anlamlı? Evet, düşünüyorsunuz, tahmin edebiliyorum. Aferin, çoğunuz bildiniz. Bakalım neymiş? Askerliğin bittiği gün hasret sona erdi. Hasretin eş anlamı nedir? Özlem. Demek ki buradaki eş anlamlı sözcük, yani hasretin eş anlamlı sözcüğü özlemdir. Geldik diğer cümlemize. Bütün dünya bu olayı konuşuyor. Bakalım buradaki eş anlamlı sözcüğe. Sizin tahmin ettiğinizi biliyorum. Evet, dünya. Dünyanın eş anlamı nedir? Evren. Bu durumda cümleyi nasıl kullanıyoruz? Bütün evren bu olayı konuşuyor. Geldik diğer sözcüğü cümlemize. Fakir insanlara yardım etmek boynumuzun borcudur. Evet, bu cümlemizin içinde de fakir sözcüğünün eş anlamlısını bulalım. Evet, düşünün bakalım. Aferin. Bulan kişi çok oldu. Ben de buradan size göstereyim. Fakirin eş anlamlısı neydi? Yoksul. Yoksul insanlara yardım etmek boynumuzun borcudur. Evet, geldik son cümlemize. Okullar sonbahar mevsiminde Eylül ayında açılır. Evet çocuklar, bu cümlemizin içinde de eş anlamlı sözcük var. Onları buldunuz mu? Bekliyorum. Evet, aferin kuzucuğuma. Hepiniz tahmin ettiniz biliyorum. Evet, okullar, mektep, sonbahar, güz. Burada da gördüğünüz gibi çocuklar, cümlenin içinde iki tane eş anlamlı sözcük vardı. Okullar ve sonbahar. Bu ikisi eş anlamlı, farklı eş anlamlı sözcükler. Okulların eş anlamı mektep, sonbaharın eş anlamı da hepinizin bildiği gibi güz mevsimi. Evet, geldik D bölümüne. Burada çocuklar gördüğünüz gibi bulmacalarımız var. Bakalım ayakkabının eş anlamlısı neymiş? Evet, ayakkabının eş anlamlısı papuç. Bakalım hikayenin eş anlamlısı biliyorsunuz. Evet, öykü. Geldik diğer sözcüğümüze. Sözcüğümüz hadise. Sizce ne olabilir? Evet, aferin. Çok güzel. Evet, burada çocuklar hadise, uçaç diye çıktı ama ne olması gerekirdi? Hadise, olay. Geldik diğer sözcüğümüze. Matem. Matem ne demek? Evet, matem. Matem, yas demek. İnsanlar
üzüldüğü zaman bazı kötü olaylar olur, ölüm gibi. Onlar için ne yaparlar? Yas tutarlar. Evet, geldik diğerine. Kanun. Evet, kanun ne demekti? Kanun, yasa demekti. Geldik diğerine. Rey. Rey, eş anlamlısı neydi? Evet, oy. Seçim olduğu zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz sandıklara, oylarımızı kullanıyoruz. Yani bizim demokratik haklarımız. Evet, basit. Basitin eş anlamlısı ne olabilir sizce? Aferin, bakalım. Evet, basit demek, kolay demek. Aferin size. Çok güzeldi. Devam edelim bakalım. Evet, sizler de çocuklar eş anlamlı sözcüklerle ilgili 3 tane sözcüğü en yakınınızda olan kardeşinize, annenize veya babanıza 3 tane eş anlamlı sözcük söyleyin. Hadi bakalım, bekliyorum sizi. Birazcık bekliyorum. Evet. Aferin, çok güzel. Mesela ne diyebilirdiniz? Kara, siyah, al, kırmızı, sonra beyaz, ak, değil mi? Bunları da ne yapabilirdik? Eş anlamlı sözcük olarak kullanabilirdik. Evet, geldik diğer bir konuya. Zıt anlamlı, yani karşıt anlamlı sözcükler. Zıt anlamlı sözcükler ne demekti? Anlamlarının birbirinin tersi olan sözcüklerdi. Biz hem zıt sözcük diyebiliyoruz hem de karşıt sözcük diyebiliyoruz. Kelimelerin olumsuzlukları çocuklar karşıt değildir. Örneğin öncelikle zıt anlamlı sözcükleri bir okuyalım. Yaramaz zıt anlamı uslu. Aşağının zıt anlamı nedir çocuklar? Aşağıda, yukarıda. Hızlı, yavaş. Barış. Zıt anlamı nedir çocuklar? Savaş. Tembel, çalışkan. Güzel, çirkin. Uzun. Zıt anlamı neydi? Kısa. Geldik yedincisine. Alçak. Bakalım zıt anlamı nedir? Yüksek. Alt. Zıt anlamı üst. Nazik. Nazik. Evet. Nazik. Zıt anlamı kaba. Sevinçli. Bakalım zıt anlamı neydi? Evet. Üzgün. Hayal. Gerçek. Dar. Geniş, sık, seyrek, neşe, keder, bulanık, bakalım 15 neymiş, duru, ıslak, kuru, pahalı, zıt anlamı neydi? Ucuz, değil mi? Geldik galip. Galip, zıt anlamına bakalım. Galip, mağlup. Yani galip yenmek, mağlup da tersi olarak yenilmektir. Evet, diğer sayfamıza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerde diyor, altı çizili kelimelerin zıt anlamlarını bulup kutularına yazın. Evet, yapılan iş teklifini kabul etti. Bakalım kabulün zıt anlamı neymiş? Aa evet, reddetmek. Kabul etmemek yani reddetmek. Geldik diğerine. Cömert insanlar eli bol cömert insanlar eli bol insanlardır. Evet. Cömertin zıttı nedir çocuklar? Cimri. Geldik diğerine. Sınıf pencerelerini süslemede parlak kağıt kullandık. Sizce parlan zıt anlamı ne olabilir? Evet, aferin. Ne oluyor? Mat, yani parlak olmayan. Evet, biz bu mat sözcüğünü fen bilgisi dersimizde de öğrenmiştik.
Markette toptan satışlar başladı. Acaba toptanı zıt anlamı nedir? Bir düşünün bakalım. Evet, biraz daha düşünün. Toptan bakalım. Perakende zıt anlamı. Geldik. Fabrika bu yıl üretimi durdurdu. Acaba üretimin zıt anlamı nedir? Evet, hepiniz biliyorsunuz değil mi? Tüketimdir, değil mi çocuklar? Bizler, sizler şu anda çocuklar ne yapıyorsunuz? Tüketicisiniz. Evet, hep birlikte tüketici oluyoruz sadece. Evet çocuklar, geldik diğer cümlemize. Fabrikam bu yıl üretimi durdurdu. Acaba üretimin zıt anlamı neydi? Evet, tüketim. Türk milleti Kurtuluş Savaşı'nda büyük bir cesaret gösterdi. Evet çocuklar, cesaretin zıt anlamı. Evet, çok güzel. Hepiniz bildiniz, kutluyorum sizi. Cesaretin zıt anlamı nedir? Korkaklık. Değil mi çocuklar? Geldik diğer cümlemize. Sabah fırından taze ekmek aldım. Buradaki taze sözcüğünün zıt anlamını hepiniz birden bildiniz. Aferin size. Biliyorum siz çok akıllı ve zeki çocuklarsınız. Tazenin zıt anlamı bayattır. Geldik. Serkan çok düzenli bir çocuktur. Düzenlinin zıt anlamı ne olabilir? Bir düşünün bakalım. Bazen sınıfımızda böyle bir düzen olmuyor. Biz ona ne diyoruz? Evet, ne diyoruz? Bakacağız. Evet, dağınık, değil mi bazı arkadaşlarımız? Bazen kitaplarını, defterlerini ve sırasını dağıtıyorlar. Evet, çocuklar somut örneklerle daha iyi anlıyor. Somut ne demektir? Somutun zıt anlamı nedir çocuklar? Soyuttur. Biz bunları soyut, somut olarak Türkçe dersinde de işlemiştik bu konuları. Evet, kolay işleri sana bıraktım. Kolayın zıt anlamı ne olabilir? Aferin size, kolay, zor. Değil mi çocuklar? Bazen diyorsunuz öğretmenim, şunu yapmak çok zor gibi. Evet. Onu da bitirdik, geldik C bölümümüze. Aşağıda verilen kelimelerin gruplarından zıt anlamlı olanların kutularına tik, zıt anlamı olmayanlara da çarpı işareti koyalım. Peki iyi, kötü nedir çocuklar? Zıt, kırmızı, beyaz. Zıt değil. Kırmızının zıttı nedir? Al. Beyazın zıttı ak. Geldik. Yaşlı, genç. Evet, bunlar da zıt sözcükler. Geldi, gelmedi. Çocuklar, geldi, gelmedi sözcüğü zıt anlamlı bir sözcük değildir. Geldi, tersi olan gelmedi, bu sadece olumsuz bir sözcüktür. Şöyle örnek vereyim. Ayşe eve geldi. Ayşe eve gelmedi. Burada gelmedi zıt anlamlı bir sözcük değildir. Bu sadece olumsuz bir sözcüktür. Evet, geçiyoruz. Kuzey, güney. Evet çocuklar, zıt anlamlı. Ağır, hafif, zıt anlamlı. Fakir, yoksul, zıt anlamlı sözcükler. Tatlı, acı, bunlar da zıt anlamlı sözcükler. Gece, gündüz, zıt anlamlı. Büyük, kocaman çocuklar, zıt anlamlı değil bu. Düz, eğri, zıt anlamlı. Sevimli, sevimsiz, biraz önce bahsettiğim gibi sevimli, sevimsiz derken sadece olumsuzluğundan bahsediyor. Bu zıt anlamlı bir sözcük değil. Evet çocuklar, şu ana kadar eş anlamlı yani anlamdaş, zıt anlamlı yani karşıt sözcükleri bir kez daha tekrar etmiş olduk.
Sıra eş sesli, yani sesteş sözcüklerde. Bir düşünün bakalım, sesteş sözcükler nelerdi? Evet, hatırladınız tahmin ediyorum. Aynı şekilde yazılıp okunan, dolayısıyla ses bakımından birbirinin aynısı olan, anlamları birbirinden farklı olan kelimelere eş sesli kelimeler diyoruz çocuklar. Anlamları farklı ama yazılışları aynı. Örneğin buradaki bakalım, Elif güzel yüzlü bir kızdır. Neden bahsediyor? Elif'in yüzünden bahsediyor. Evet, geldik buradaki sözcüğe. Yüz, yüz aynı zamanda çocuklar bir sayıdır. Annem sıradan yüz almamı, annem sınavdan yüz almamı istiyor. Bakın, Elif'in güzel yüzü, yüz, burada da rakam olarak verilmiş. Matematik dersinde öğrendiğimiz rakamlardan biri yüz. Sonra geldik, gül. Bahçedeki güller açmış. Bakalım diğerine, bana bakarak gülüşüyordu. Gülmek çocuklar, gül sözcüğü hem buradaki çiçek anlamında hem de gülmek yaptığımız bir eylem. Evet, geldik diğer tarafa. Bakalım, en sevdiğim mevsim yazdır diyor. Burada neden bahsediyor? Yaz mevsiminden. Bakalım, yazı başka nasıl kullanmış? Gidince bana mesaj yaz. Yazma eyleminden bahsediyor. Evet, geldik diğerine. Evet, milli atlet yarışı kazandı. Yani atlet neydi çocuklar? Sporculardı. Evet, bir de diğer atlet vardı. Özellikle soğuk olduğu zamanlar giyiyoruz. Bu sıcakta atlet giyilmez. Gördüğünüz gibi yazılışları aynı ama anlamları farklı farklı. Evet çocuklar, tablodaki eş sesli kelimeleri bulup işaretleyelim. Bakalım siz oradan baktığınızda mutlaka tahmin ediyorsunuz hangi sözcüklerin eş anlamlı olduğunu. Ben de buradan size yardımcı olayım. Bakalım nelermiş? Aa evet, eş anlamlı sözcük, pardon, eş sesli sözcükler: ben, yaş, el, bin, çay, kaz, düş, in, dolu, geç, kır, al, iç, ocak, ak. Bunlar da çocuklar eş sesli sözcükler. Sizler de evinizde üçer tane eş sesli sözcükler bularak ailenize söylerseniz çok iyi olur. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Umarım çok erken bir zamanda yine kavuşuruz.